Selam, ben Davut'ta. Dostlar, bana kızıyorsunuz, farkındayım. Gabak tadı verdi. Bazı şeyleri fazla tekrar etmekten gerçekten ben de artık rahatsız olmaya başladım ama bazı şeyleri bazı arkadaşlar anlamak istemiyorlar. Bu sebepten de fazlaca video yapmak zorunda kalıyoruz aynı konuyla alakalı. Bazı arkadaşlar şunu söylüyorlar. Yazıyorlar daha doğrusu yorumlarda. Ya Davut Hoca işte açık açık kanıtları söyle ki insanlar görsün. Arkadaşlar, bundan önceki videomda da söyledim. Kanıt olarak sunduğum şeyleri adam anlayamıyor. Ben malumunuz geçtiğimiz yıl 496 tane videomu sildim. O videolar içerisinde öyle konuları paylaştım ki inanın dostlar aylarca 80-100 tane zor tıklanmış. Çünkü konuların ağırlığının ben farkındayım. Bu kadar da basitleştirmeye çalıştığım halde o bana çatan arkadaşlar muhtemelen birçoğu izlememiştir. Çünkü başlığa bakıyor. Başlığa göre de başlıkta yazanı bile anlayamıyor güzel kardeşim. Ben o insanlara neyi anlatayım ya? Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben o insanlara neyi anlatayım arkadaşlar? Atomun ne olduğunu bilmeyen insana kuantum fiziği anlatamazsın. Anlatabiliyor muyuz? Hal böyle olunca da tamam doğru şeyler söylüyorsunuz. Kanıt sunmaya çalışalım. Ama kanıt sunmak için bazı şeyleri söylediğimizde adam onları inkar ediyor. Adama diyorsun ki İştikak ilmi okudun mu? Ulumu Kur'an ilimlerine bakıp mısın? Adam diyor ki onları müşrikler uydurdu. Onlara ihtiyaç yok. Ya terbiyesiz insan nasıl böyle bir şey diyebiliyorsun? Şimdi bu şekilde bakan bir insana ben neden saatlerce bir şey anlatayım arkadaşlar? Haklısınız. Bir şeyleri kanıtlara dayalı anlatmak gerekiyor ama ben dinin gene de mantığını anlatıyorum diyorum ya. Şunu dile getirmeye çalışıyorum. Bunu lütfen anlamaya çalışın lütfen. Din dediğimiz yapı atalarımızın getirmiş olduğu bir yapıdır. Allah'a aittir değildir konusu ayrıdır. Din felsefesi konusuna giren bir konudur ve çok ayrı bir konudur. Şimdilik ondan bahsetmiyorum ama iman ettiğiniz ya da iman edilen bu din atalar tarafından getirildi. Yani rivayet olunan bir haberdir. Atalarımızın başkalarının atalarından naklen yayın yapmış oldukları bir ahbardır, haberdir, haberlerdir. Tamam. Hal böyle olunca da bunu bilmek lazım. Bunun için de yoğun bir bilgi lazım. Din hakkında sadece bazı kabullenmelerle doğru olan şeyi şey yapmış olmazsınız, öğrenmiş olmazsınız. Yani sadece işte iman ettim, Allah'tansa bu böyle olmak zorundadır diyerek bazı şeyleri arkadaşlar kabulleniyorlar. Bunlar gerçekten yanlıştır. Yani akıl din konusunda hani bir şeyler söylemiş olsak, vakti zamanda söyledik, paylaştık. İnanın arkadaşımız gerçekten anlayamamış bile ya. Ben zaman zaman soru formatında paylaşım yaptığım Facebook'ta bazı şeyleri biraz Osmanlıca lisanı üzerinden bir şeyler yazdığımda yani birçok arkadaşın hani lisanı bilmeyebilir buna saygı duyuyorum. Kimseye de dalga geçmiyorum. Bazılarını izah ettiğim halde arkadaşlar anlayamıyordu. Bak izah ettiğim halde anlayamıyor. Şimdi ben o insanlara ne anlatacağım arkadaşlar? İyi güzel yazıyorsunuz diyorsunuz saygı duyuyorum. Gerçekten saygı duyuyorum ama yani olmuyor ki ya. Denedim yani bak yaklaşık 4 yıl boyunca denedim siz gördünüz. Bak birçoğunuz da yazıyorsunuz Davut Hoca bunlara laf anlatamazsın diyorsunuz. Haklısınız. Anlatamıyoruz. Çünkü adamın kültürel yapısı o kadar ulvi ki bizim çok çok fevkimizde. Hal böyle olunca da adamlara ulaşamıyorsun. Ya da hanımlara ulaşamıyoruz. Ne yapalım biz de böylesine cahil cıvelek aciz varlıklarız. Onlar uçmuşlar. Onlar kanatsız melek. Onlar yani Allah'a bile birçok konuda ayar vermeye çalışan insanlar. Ya hal böyle olunca da ben o insanlara nasıl laf anlatabilirim? Benim anlattıklarım basit gelmez mi? Şimdi dostlar ne demek istediğim anlaşılıyor. Bunları söyledikten sonra yine tekrar olacak dedim ya şunu söylemem gerekiyor. Bazı hocalar gerçekten videonun başında da gördüğünüz üzere nasıl bir din arzu edersiniz efendim? Nasıl bir hüküm arzu edersiniz efendim? Nasıl bir fetva arzu edersiniz efendim? Dercesine gerçekten bir şeyler söylüyorlar. Kendi kafalarını fetvalar veriyorlar. Biraz Arapçası varsa zaten onların gerçekten söylemlerinin önüne geçemiyorsun. Yani yasakçı bir zihniyet anlamında değil. Yani yasaklar koyalım o insanlar konuşmasın vesaire falan filan kastederek bunu kastederek söylemiyorum. Ama gerçekten bu politikayı gidiyorlar. İnsanlar
inanır mısınız ben şunları duydum. Ya hocam ben dindarım, Müslümanım, İslam'ın hak olduğuna inanıyorum ama işte örtünmek istemiyorum. Ya bu dinde örtü yoktur herhalde. Hoca diyor ki ya canın sağ olsun yani örtünün olmamasını mı istiyorsun? Evet istiyorum. Tamam ya tamam bak ilgili ayetleri şu anlama gelir, bu anlama gelir. Kelimeyi çıkarırsın şudur budur diyerek örtünün olmadığını söylüyor. Bayan diyor ki hocam ben Arapça biliyorum. Yani fıkıh da okudum. Bildiğim için bazı şeyler rahatsızlık duyuyorum. Şu kelimenin şu anlama geldiğini biliyorum. Peygamberin uygulamasını, peygamberin hanımlarının uygulamalarını falan söylüyor. Hoca sinirleniyor ve diyor ki ya sen kimden yanasın? Senin derdin örtünün emir olmadığına inanmak değil mi? Evet inanmak. O zaman neden beni zora sokuyorsun? Diyerek tartışıyorlar. Bunlar yaşanmış olaylar dostlar. Yani demem o ki gerçekten birçok hoca nasıl bir din hükmü istersiniz dercesine insanlara din anlatmaya çalışıyorlar ya. Hani şu gelenek, görenek kavramı üzerinden de bir şeyler söylemeye çalışan hocalar oluyor ya. İşte gelenek gelenle eklenenden ekleniyormuş da falan filan. Gene de Mehmet Okuyan hocamız buradan da selam olsun kendisine böyle abuk subuk konuştuğunda bunu çokça dile getirir. Sanki kendisinin iman ettiği konular gelenekle gelmedi. Sanki Mehmet Okuyan hocamızın Allah inancı Allah tarafından özel bildirildi kendisine. Buradan selam olsun kendisine. Bu sözlerim de nakledilsin inşallah kendisine. Ve bunu sormak lazım. Ey Mehmet Okuyan hocamız ve onun gibi düşünen kişiler. Acaba sizin Allah inancınızın arkasındaki amil etken ne ola ki? Siz neden Allah'a iman ediyorsunuz? He? Allah mı size kendisini anlattı? He? Karşısına aldı da bak Mehmetciğim ben seni yaratan ilahım. Bak bu Muhammed'e de vahyeden ilah var ya. O Kabe'nin Rabbi. İşte o benim. Tamam, bana iman edeceksin, tamam mı güzel kulum? Mu dedi acaba? Ya da Mehmet Okuyan hocanın ataları mı getirdi bu Allah inancını? Hoca da onlardan mı öğrendi? Diyeceksiniz, hocam tabii ki de ikincisi, tabii ki de onlardan öğrendi. Allah'tan öğrenmedi, kimse Allah'tan dinini öğrendiği yok. Hal böyle olunca siz neye dayanarak gelenekti, gelendi, eklenendi, kabilinden böyle laf kalabalığı yaparak, lafı güzaflıkta yaparak, saçma sapan şeyler söyleyerek kendi çıkarsamalarınızı din diye insanlara kakalatmaya çalışıyorsunuz? Ayıp değil mi bunlar? İnsanları neden kandırıyorsunuz? Neden aldatıyorsunuz? Neden böyle abuk subuk şeyler söylüyorsunuz? Ya sizin zaman zaman diyoruz ya, Elif harfinin bile Elif harfini olduğunu hakaret ettiğiniz insanlardan öğrendiniz ya. Ya o insanlar bu kadar kötüyse neden o insanların getirdiği kitaba iman ediyorsunuz? Neden o insanların anlattığı Allah'a iman ediyorsunuz? Neden o insanların anlattığı peygambere iman ediyorsunuz? Neden o dine hak din diyorsunuz ya? Bana bunu söyler misiniz? Gerçekten söyler misiniz? Şimdi aklın aldığı şeyler İslam dininin kabul ettiği şeylerdir diyen genelde bunu Caner Hoca söyler genelde ve Abdülaziz Bayın Hoca'dan genelde duyuyoruz. Ya bu o kadar saçma sapan şeydir ki. Hani dinin gerçekten kabullenmekte dinin hükümlerini birçok şeyi insan aklının kabulleneceği şeyler olmayabilir. Sonra insandan insana değişen şeyler de vardır. Mesela birçok insan dinde köleliği kabullenir. Eleştiri bile yapmaz. Yani birçok dindar benim gibi mesela kabullenmez. Yani kabullenmek istemez. Midesi bulanır. Ama dinde var olmasından ötürü dini reddetmez. Ben bu cenahtanım. Birçok insan da bunu asla kabullenmez ve dinde yok der ve duvara toslar. İşte saçmalayanlar o cenahtır. Bak saçmalayanlar, sahtekarlar bu cenahtır. Çünkü dinde var olanı inkar ediyorlar. Sırf dine yakıştırmadıkları için. Sonra kalkıyorlar kendi abuk subuk saçma sapan şuursuz söylemlerini din diye insanlara anlatıyorlar. Ve o insanlar da aynı kafadaki, aynı ayardaki o insanlar da kendilerine dikte edilen o saçmalıkları İslam dini diyerek kabulleniyorlar. Ya iyi güzel de o hocaların anlattığı o saçmalıklar İslam dini değil ki. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Şimdi yine bazı arkadaşlar diyecektir. Davut Hoca ispat et. Ya kardeşim ispat etmek için yıllarımızı verdik ya. Neler söylüyoruz? Neleri gündeme getirdik? Adam ilmi bilmiyor ki. İlmi bilmiyor adam. İlmi. Daha önce bir olay anlatmıştım. Anlatayım mı? Hani bir zat işte bu cenahtaki bir kişi attı tuttu peygamber bile dinin birçok şeyini bilmez sahabenin yarısı münafık 14 asırda tüm İslam ümmeti kafir müşrik din düşmanı falan filan böyle ileri geri konuşuyor kendisi de tıp doktoruymuş
telefonda konuşuyoruz. Ondan sonra lisanı Arap'ı da bellemiş, birilerinin ağzıyla da konuşuyor. Kitabı gördüğüne falan değil. Muhtemelen kitabın orijinalini görse, Meydanlar Ustası Ansiklopedisi'nin Arapça versiyonu zanneder. Kesinlikle. Gördüğünden bildiğinden falan değil. Oradan da abuk subuk bir şeyleri bellemiş yarım yamalak. Çünkü biz o kitap konusunda yani okumalar yaptık. Biz o kitabı gördük. Kitabın birçok bölümlerini okuduk biz. Yani o zattan onlarca kat daha bilgiliyiz. Sırf o eser hakkında bile onlarca kat daha bilgiliyiz. Ondan sonra Lisanul Arap şöyleydi. 15 dakika reklamını yaptı. Dayanamadım artık çünkü gerçekten hakaret etmeye başladım. Dedim ki üstad Arapça bilgimiz, Arapça bilgisi yok. Arapça bilmeden alimlere çatıyorsun. Yok onlar yanlış söylüyorlar. Nereden biliyorsun yanlış söylediklerini? Yine abuk sabuk konuşmalar. Sonrasında gerçekten hiç dayanamadım. Telefonu yüzünden kapatmak istemedik. Dedim ki ya İbn Manzur isimli bir Kur'an lügatçısı var tanıyor musun? Bana şunu sordu. Sünniyim hocam. Dedim Sünnidir. Verdiği cevap aynen şu dostlar. Gerçekten ya cehalete bakınız. Hocam benim müşriklerle işim olmaz. Şimdi müşriklerle işim olmaz demiş oldu o kişi kim biliyor musunuz? Bana reklamını yaptı Lisan-ı Arab'ın müellifi. Adam reklamını yaptığı kitabın müellifini bilmiyor. Müellifinin Sünni olduğunu kendisine ben söylemedim tabii o kitap müellifinin kim olduğunu yani o kişi olduğunu utandırmak istemedim. Bak Sünni olduğu halde bilmeden Sünni'nin reklamını yapıyor. Sünni bir alemin kitabının reklamını yapıyor. Referans olarak sunuyor bana. Ama Sünni o. Sen ona müşrik diyorsun Sünni'ye. Yani bu kadar saçma, bu kadar absürt, bu kadar yani affedersiniz ama genel konuşuyorum. Salakça şeyler var ortada ya. Allah rızası için ya o iman ettiğiniz ilahın rızası için biraz kendinize çeki düzen veriniz. Nerelere savrulduğunuzu farkında değilsiniz. Çok saçma sapan şeyler yapıyorsunuz. Diyoruz ya bir şey bildiğinizden değil. Gerçekten bir şey bilmiyorsunuz ya. İncir çekirdeğini doldurmaya şeyleriniz var. Hakaret ediyorsunuz. Sağa sola çatmayı, hakaret etmeyi, kabullenmemeyi kanıt zannediyorsunuz. Kanıtlar size öyle kanıtlar sunuluyor ki onlarla alay ediyorsunuz ya. Yani bilmiyorum gerçekten sizi bu raddeye getiren kullanmış olduğunuz bir iksir midir, bir içecek midir, hava mıdır bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ya. Bazen benim de canım istiyor aslında böyle sizin gibi böyle şuursuz konuşmak. Saçmalama anlamında diyeyim. Çünkü olmuyor ki. Bizim seviyemize ulaşamıyorsun. Yo yo pardon yanlış söyledim. Biz sizin seviyenize ulaşamıyoruz. Çok çok fevkimizdesiniz siz. O kadar fevkimizdesiniz ki gerçekten size ulaşmak için bayağı bir şeyimizi yükseltmek gerekiyor ya. Gömleğimizi yükseltmek gerekiyor. Bayağı bir level atlamamız gerekiyor. Bunu da nasıl yaparız bilmiyorum. Neyse dostlar. Demem o ki bazı hocalar gerçekten nasıl bir din arzu edersiniz şeyiyle, politikasıyla insanlara İslam dinini anlatmaya çalışıyorlar. Bu bir acizliktir. Her şeyden önce sahtekarlıktır. Bunu yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. Durmayacaklar. Bunun farkındayız. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Saçmalama devam ediyor. İnsanlar bir şeylerle rahatsa, mutluysa artık ne yapalım? Biz de yani çok fazla kendimizi şey yapmayalım ya, zora sokmayalım. Zaten bu şekilde giderse bir noktadan sonra herhalde tıkanacağız ve biz de artık pes diyeceğiz, beyaz bayrağı çekeceğiz, yenildik diyeceğiz. Ne yapalım? Cehaletin de böyle hakim olduğu şeyler, anlar, zamanlar vardır. Biz de herhalde cehaletin karşısında şey yapacağız, yenilgiyi kabul edeceğiz. Öyle gözüküyor. Gidişat o yöndedir. Bilginize arz olunur. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.